çorap mı örülüyor? Çorap örüldü tabii. Yani çünkü bizim hükümetimiz de biliyor ki tabanda bunun bir desteği yok. Yani yürütmüş olduğu siyasetin Suriye politikası, Türkiye'nin Suriye politikası, Türkiye halkları tarafından desteklenen bir politika değil. Yani bir sürü anketler yapılmış, görüşmeler yapılmış, memleler yapılmış. Bunların hepsinin sonucunda bu net bir şekilde görülmüş durumda. Şimdi burada Türkiye'nin başına bir çorap örüldü. Başına bela olarak ihale edildi. Türkiye de burada bir cengaverlik yapıyor. Yani yapmış olduğu başka bir şey yok. Bu şu anda bu siyasetin içerisindeki herkes de bunun, kendileri de bunun farkındalar. Ve Türkiye bu batağa batmış durumda. Yani Suriye batağı Türkiye için bir şey, bir batak değil. Yani böyle geriye dönüşü falan ben çok mümkün görmüyorum. Selahattin Bey iyimser bakıyor olabilir, inşallah dediği gibi olur. Ya bak, siz teröristin önünü keserseniz burada ülkenizden oraya terörist sokmazsanız. Çünkü şu anda da işte Ceylan Pınar'da yaşanan meselesinde 2-3 gün önce bizim HDK'dan arkadaşlarımız oradaydı. Yani orada Türkiye, Türk askerlerinin koruması altında o militanlar PYD'nin askerleriyle savaşıyorlar. Şimdi böyle bir durum var. Yani bir taraftan PYD'ye karşı koruyor o militanları. Diğer taraftan da Suriye devletine karşı savaştırıyor. Bütün bunlar, hani Türkiye bundan sonra buradan tekrar bir şey rolüne çıkar mı? Yani bir efendime söyleyeyim, bir barışçıl bir pozisyon kazanır mı? Böyle bir niyeti yok zaten. Yani böyle bir, siz de söylediniz, bütün açıklamalar belli, bütün söylemler belli. Bu iş bitmiştir diyor. Biz artık Esad'ın inmesinden başka bir çözüm yolu düşünmüyoruz diyor. Burada şu olacak tabii, yani bütün sıkıntı burada, hepimizin aşağı yukarı hemfikir olduğu konu şu. Çok keskinleşiyor. Çok mezhep savaşlarına dönüşecek bir zemine götürülüyor. Etnik ve inançsal kimlikler üzerinden bir siyaset yürütülüyor ve bütün Orta Doğu'ya bu yayılıyor. Irak'ta da aynı şey söz konusu. Sanırım Irak'la ilgili tekrar söz hakkı gelmeyebilir. Irak'ta da aynı şeyler. Burada bir cümle söyleyeceğim. Devam edin siz benden sonra. Benden sonra devam edin. Yani Irak'ta da aynı şey söz konusu. Ve orada da o yapılmaya çalışılıyor. Suriye'de o yapılmaya çalışılıyor. Yani bütün, ve bu Türkiye'ye de yansıyor. Yani başbakanın Esad'la ilgili Aleviler katliam yapıyor dedikten sonra Türkiye'deki Alevilere yönelik olan siyasetin nasıl değiştirdiğini çok net bir şekilde görebilirsiniz. En basiti 2012 yılında 9 ayrı bölgede Alevi evleri işaretlenmiş. Alevilerin cemevlerine kundak tanımalar yapılmış, işte hukuksal bütün kazanımlarını kaybetmiş durumdalar. Ve bakış açısı, politikası hepsi birlikte değişmiş durumda. Türkiye'ye dahil olmak üzere Suriye'si ve bütün Orta Doğu'da şu anda mezhepsel bir keskinleşme yaratılıyor ve bundan bütün bu coğrafya zarar görecek. Bölge için çok tehlikeli, çok değil tehlikeli mi? Evet. Ve maalesef Türkiye yani buna ben şunu söyleyeceğim. Oluyor. Sünnilik üzerindeki şu gün oluşmakta olan Vahabilik ve Selefilik tekelinin bertaraf edilmesi lazım. Kırılması gerekir diyorsunuz. Bir şey, ben bir tek cümle arz edeyim. Demin kardeşim dedi, Şii alimlerden hiçbir kimse, ama hiçbir kimse, yekili ağız olarak diyorum, yoksa Amerika'da oturmuş, Amerika'nın kucağında oturmuş birileri ve de Şii dünyayı hiç temsil etmiyor, onları demiyorum. Amerika niye besler birilerini? Mesela Irak'taki bütün alimlerimiz, en başta Ayetullah Sistani, bizim aman ha sakın mezhebi ve kavmi söylemler, bunlardan uzak durun. Ama bazıları konuşun, var. Sorunlarınızı. Orada da var. Orada da var. Evet. Bak, oradaki en Ayetullah Musevi Zencani, isim veriyorum. Çok net olarak size isim veriyorum. Evet. Tamam, o zaman zaten Irak'ta, şimdi Irak'a gireceğiz. Zaten Irak'a demedim ben. Şimdi Irak'a gireceğiz. Diyorum, evet. İran'ı da diyorum. Hiçbir müçtehidimiz, bizim hiçbir bu sizin dediğiniz Musevi Zencani'yi söylüyor. Irak'ta mı oturuyor? Bilmiyorum ama ha, çok neyse. Sert açıklamaları çok var sert diyorsunuz. Ya, peki şimdi inanılmaz. Duruk ayakkabılar çıkarma. Beş dakikamız, Ya hayır, ben hepsini kastetmedim. Sadece bütün dakikamız kaldı. Kimin neyi temsil ettiği de çok belli değil. Yani, yani arkadaşlar evet, son uyarıyorlar. İki dakikamız kaldı. Irak'la ilgili aslında yani neyse, şöyle iki dakika da olsa, birer cümleyi de olsa bir değinmemizde yarar var.
Biliyorsunuz işte Kerkük'te ve Selahattin'de Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği bürolarına yönelik patlamalar gerçekleştirildi. Şehir Bağdat'ta da yine hakeza bir patlama gerçekleşti. Yine Sunni milletvekiline yönelik bir patlama. Evet. Kendi jarinde yani, Selefi karşıtı olduğu için. Evet, onunla ilgili siz bir açıklama yapın. Yani sürekli patlıyor ve ayrıca Şii Muktada el-Sadr, hani bilinsin izleyicilerimiz açısından söylüyorum ben, hakikaten ciddi bir geleneği temsil eden bir zat, örgütlü bir gücü de var. Evet. Sürekli bölgede barışın sağlanması yönünde ciddi çabalar da sarf ediyor ama sonuçta vermedi. Maliki yönetimine yönelik böyle hani deklarasyon demeyeyim ama ciddi bir uyarıları oldu. Yani bu süreç kaygı vericidir. Ya bir biçimde bir uzlaşma sağlanmalı. Hatta gidip Sünni Camii'nde cuma namazı kıldı. Yani Abdülkadir Geylani Camii'nde. Durumumuz kötü diye bir şey var, bir telkin var ona yönelik. Ne olacak? Yani bu gerilim de devam ediyor. Yani bölgesel yönetimle, Kürdistan yönetimiyle, merkezi yönetim arasında ne olacak? Şöyle bir cümleyle, çünkü iki dakikadan da az kaldı. Sonra Selahattin Bey'e ondan sonra. Kullanım. Ben şunu diyeceğim. Yani Celal Talabani'ye şifa diliyorum. Celal Talabani'nin varlığı ve Cumhurbaşkanı olması çok önemli bir dengeydi. Yani Irak'ta. Onun da ilgili Esad şey ne diyor? Burada ne diyor Esad'ır? Diyor, Irak şu an babasız bir evlat gibi, çünkü sorunlarını dinleyen ve arabuluculuk yapan Cumhurbaşkanı yok artık. Çok önemli bir şey. Hatta geçenlerde bir Seyitler Şerifler toplantısı yapılmıştı. Talabani'nin akrabaları da gelmişti burada. Onu da ifade edeyim. Celal Talabani önemli bir unsurdu. Bir denge unsuruydu. En azından Bağdat'la Kürtler arasındaki bağların ciddi olarak devam etmesi ve tam bir kırılmaya uğramaması açısından Kürdistan bölgesiyle merkez arasındaki bağların güçlü olması falan, bir devam etmesi açısından en azından tam bir kırılma biri. Umarız böyle bir denge gene devam eder. Yani Celal Talabani'nin yerini doldurabilecek kimselerin çıkması önemli. Yani kimselerin varlığı çok önemli. Çıkmaması halinde durum kötüye gider diyebilir miyiz? Böyle bir ihtimal var en azından. Ama bu konuda Kürdistan yönetiminin de kalkıp Bağdat'la bütün ilişkileri bir anda koparacağını tahmin etmiyorum. Zaten öyle bir şey de yok. Arkadaşlar uyarıyorlar, bitti ama bir yarım dakika daha koparalım. Siz bir iki cümleyle. Bakın, bölgeye, sadece bizim ülkemize değil, Irak'a ve Suriye'ye, Körfez'e, Yemen'e, Afrika'ya bu Selefi Vahabi akım kötülük ediyor. Mezhep savaşı çıkarmaya çalışıyor ki bu ancak emperyalistlerin ve siyonistlerin işine yarar. Bölge halklarının hiçbirisinin ayrını olmaz. Bizim hepimizi oraya bağımlı, onlara bağımlı kuklacıklar haline getirmek istiyorlar. Onun için aman ha diyorum. Mezhebi, kavmi, hatta dini kaygılarla hareket etmeyip bölgemizi ateşten koruyalım. Benzinle ateşin üzerine gitmeyelim diyorsunuz. Bir cümle şu Selefiler, Vahabiler konusunda. Selefileri ve Vahabiler Sünniliği temsil etmiyor. Yani çok açık söyleyeyim, bu mücessime diyorum bunlara. Bunlar asla ve asla Sünniliği temsil etmiyor. Sünni ulema teberrü etmek zorunda onlar. Evet. Benim söyleyecek bir şeyim yok yani, söyledim durumu. Tamam. Oldu, öyle anlaşılıyor ki Selefilik konusunda benzer düşüncelere sahipsiniz ikiniz özellikle, bilmiyorum sizi tabii. Eyvallah. Siz de eyvallah diyorsunuz. Evet, programımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim, fırsat verdiğiniz için. Müfit Hoca, size de çok teşekkürler. Ali Bey, size de çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.